Hocam 49,25. Önce 5000 lira çalışan çalışmayana verilsin mi verilmesin mi? Tamam, hepsine verilsin. Sonra emekli zammı ne olacak? İşte 37,57, 6 aylık fark çıktı. Hadi ona 5 puan verelim. En düşük emekli aylığı 10 bin lira olsun. Şimdi tamam, biraz daha artıralım. 6,68 puan daha getirelim. İşte %49,25 olsun. Emekliler arasında eşitsizlik gitsin. Ve 49,25 ile zam oranını açıklayalım. Dün bu açıklama geldi. Böyle arka arkaya puan puan emekli zammı. En son bu mudur hocam? Özgür Bey. Bence bu değildir. Daha vardır ya. En son katıldığımızda şöyle bir şey söylemiştik. Enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyon verilerinin açıklanması emekli aylıklarını netleştirmeyecek. Enflasyon farkı dışında ayrıca refah payı ne verilecek? Bu konu çok tartışılacak demiştik. Ayın 15'ine kadar konu tartışılır. Ve de belli olduktan sonra da yine bu konular tartışılmaya devam edecek. Ne zamana kadar? Seçimlere kadar, belki seçimlerden sonra da. Mart neden ortasında seyyanen bir zam ya da yine bir artış bekliyor musunuz? Gelebilir. Onu mu söylüyorsunuz? Gelebilir. Bekliyoruz, evet. Çünkü şöyle, şu anda emeklilerin durumundan ziyade anketlere bakıyor şu anda hükümet. Anketlerde durumum ne? Ve yapılan artış sonrasında bu artışların anketlere olumlu yansıması İstanbul için, İzmir için, Ankara için var mı yok mu? Bunlara bakıyorlar ve açıklanan adaylardan sonra seçimlerden ziyade şu anda Türkiye'de yine aylıklar konuşuluyor, ekonomi konuşuluyor, emekli aylıkları konuşuluyor. Muhalefet de bir nebze olsun işte emekli aylıklarını biraz dillendirmeye başlayınca ekstra %6,68'lik bir oran açıklandı. Şimdi bu kötü mü oldu? Hayır, kötü olmadı. SSK Bağkur emeklileri için iyi oldu ama bir taraftan da emekli sandığı emeklilerinin kendilerinin toplu sözleşmeyle yasal olarak bir hakları vardı. Şimdi bu haklarının bir anlamı kalmadı. Toplu sözleşmeyle elde etmiş oldukları yasal hakla beraber bir miktar daha fazla fark almaları gerekirken şimdi o toplu sözleşmenin bir anlamı kalmadan SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklileri aynı fark alacak. Şöyle bir şey söylemiştim ben sizin programınızda. Büyük ihtimalle devlet memurlarına verilen %49,25 oranına hükümet SSK, Bağkur aylıklarının zam oranlarını da aynı şekilde arttırarak yansıtacak. Ancak bu durum emekleri mutlu edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü ne kadar etkisi olacak? Şimdi aylığı yüksek olan, mesela 10 bin lira olan birisi için evet işe yarıyor. Normalde 10 bin hocam, lira hocam, bu en düşük birisi emekli aylığında bir değişiklik var mı? Herkes onu merak ediyor. Ben onu hemen şey, sorayım. Şimdi en düşük emekli aylığının biz 11 bin lira bandında olacağını düşünüyorduk. 11 bin 250. En düşük emekli aylığı 10 bin lirada kaldı. Evet. En düşük emekli aylığının da 11 bin 250 lira olması durumunda da emekliler bunu kabul etmiyordu. 10 bin lirada kaldı. Önemli olan oransal bir artış değil. Oransal artışların rakamlara yansıması rakamları çok da fazla etkilemiyor. Özellikle düşük aylık alanları, emeklilerin büyük bir kısmı düşük aylık aldığı için siz %37,57 değil, %42,6 ya da %49,25 verdiğinizde milyonlarca kişinin emekli aylığında bir değişiklik olmayacak. Evet. 10 bin liraya tamamlanan emekli aylığını almaya devam edecekler. Aynen öyle oluyor. Emeklilerin beklentisi şuydu. Seyyanen bir artış, yani %37,57'lik enflasyon farkı dışında seyyanen bir artış bekliyordu. Bu seyyanen artış maalesef gelmedi. Seyyanen artışla beraber de en düşük emekli aylığı 14 bin lira mı olur, 17 bin lira mı olur? Biz bunları konuşuyorduk, olması gereken işte 8077 lira öncelikle kök aylıklara yansıtılıp üzerine de %37,57 mi verilir? Yoksa %37,57 kök aylıklarda bir artış olur, üzerine 8 bin lira mı verilir? Bu durumda 14 bin mi olur, 17 bin lira mı olur? Hangisi daha mantıklı? Emekliler bunu daha çok tartışıyorlardı.
emeklilerin kendi tartıştığı konudan uzak artışlar geldi. İşte en düşük emekli aylığını 10 bin liraya tamamlıyoruz derken Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması gerçekten de çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Yani emekli aylığı 10 bin lira olmayan kişiler de, yani gerçekten 10 bin lira çok düşük, ya da emekli olmayan kişiler de, emeklilikle ilgisi olmayan kişiler de, herkes söylüyor, hemfikir oldu. Evet, 10 bin lira çok düşük bir emekli aylığı, çünkü kiraya yetmeyecek bir emekli aylığı. Rakam olarak yüksek gibi gözüküyor. Yani şimdi biz rakamlara en tam yüksek alışamadık. En yüksek de zaten 35-40 bin lira. Emekli sandığında biraz daha yüksek veriler var. Hani en yüksek verebildiğiniz emekli maaşı 35 bin lira falan. Şimdi SGK ve Bağkur için. Kök aylığı zamlı o da. 6.700 liraya kadar olanlarda bir etki olmayacak. Kök aylığı 6.700 liraya kadar olan kişilerin 4.505, tamam, 5.506, 6.500, 6.600, 6.700 liraya kadar kök aylığı olan kişilere siz %37.57'yi verseniz de, %42.6'yı verseniz de, %49.25'i verseniz de aylığı 10 bin lira. Yani 5-6 milyon emeklinin aylığında şu an için, evet, bu artışla bir değişim yok. Şimdi dün bir şey sorabilir miyim? Tabii ki Deniz Bey. Bazı okuyucularımızdan mesaj geliyor. Yani mesela 7.500 lira alıyordum, şimdi 9.700 lira yatmış diyor bir izleyicimiz mesela. Yani dün de 3-4 tane vardı. Yani 10.000'e tamamlanmamış. Hani en düşük 10.000 olacak deniyor ama 10.000'i görmedik diye serzenişleri oluyor. Bu neden oluyor? Evet, çok haklı. Çünkü 10 bin lira olması yönünde Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Mecliste bir düzenleme yapılacak. İşte en son mecliste oylanıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra 10 bin lira olacak. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıklaması 10 bin lira olacak ve aylıkların en az 10 bin lira yatacak anlamına gelmiyor. Bunun için yasal bir düzenleme neticesinde 10 bin lira. Şimdi bu görüşmeler başladı. Bir de bu ve yetim aylıklarında da 10 bine mi tamamlanacak? Farklar yatacak yani şimdi. Ayın 17'sinde emekli aylıkları yatırılmaya başlandı ama mecliste görüşmeler devam ediyordu. Bu kişiler 7.500 lira, kendi kök aylığı 7.500 lira olan kişinin aylığına %37.57'yi aldı. %37.57 sonrasında aylığı kaç liraysa o aylığı aldı. Bu aylık 10 bin liranın altında kaldıysa aradaki fark, işte resmi gazetede yayınlandıktan sonra verilecek, bir sonraki ayda verilebilir. Şimdi ekstra %6.68 geldikten sonra şimdi bunun ilavesi olacak. Bunun ilavesiyle beraber 10 bin liranın altında kalıyorsa 10 bin liraya, 10 bin liranın üstüne çıkıyorsa, kaç liraya çıkıyorsa aradaki fark Şubat ayı aylığıyla beraber kendisine ödenecek. Çok kişi, yani milyonlarca kişi 7.500 lira alan kişiler de bu ay bankamatiğe gittiğinde yine 7.500 lira aldılar. Benim telefonum susmadı. Yani Özgür Bey, biz gittik 7.500 lira aldık. Bir yanlışlık yok mu? 10 bin lira olmadı mı? Evet, olmadı. Çünkü olması için mecliste yasal bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Yasal düzenleme yetişmedi. Bu farklar Şubat ayında verilecek. Ama bu tartışma bence devam edecek. Bu tartışma sonrasında Mart ayında şayet emeklilerin bu anketlere yansıması olumsuz yönde olursa 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira gibi 10 bin liranın tamamlanacağı rakam biraz daha yükseltilebilir. Seyyanen tüm emeklilere de verilebilir. Bakın, verilmeyebilir de, net bir durum yok ama bize gelen duyumlar şu yönde: Mart ayında emekli aylıklarına 2000 lirayla 4000 lira arasında bir seyyanen artış daha yapacaklar seçim öncesinde. Şu anda bu konuşuluyor. Çünkü dediğim gibi, bakın, 2000 lirayla 4000 lira, yani 12 bin lira da olabilir en alt aylık, 14 bin lira da olabilir. Bakın, olmayabilir de, sadece hükümet bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Mart ayında seçim öncesinde bir açıklama daha yapmaları bekleniyor. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisi bir açıklama yaparak emeklilerin
enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini, hükümetin emeklilerin yanında olduğunu açıklayarak işte bir müjde 2000 lira tüm emeklilere ya da 3000 lira ya da 4000 lira bir artış yapması söz konusu olabilir. Seçimi kaderini de değiştirir. Değiştirir mi? Değiştirir. Peki o yüzden mi şimdi yapılmıyor? Şimdi de kaderi değiştirebilirsiniz. Bakın son dakikaya kadar şu anda Türkiye'de hiçbir konu konuşulmuyor. Hükümet bu konuları bizim mesela konuşmamızdan, sizin konuşmanızdan, Deniz Bey'in, Devrim Hocam'ın konuşmasından çok memnun. Çünkü bu konu konuşuluyor. Sanki çözümsüz bir konu, hükümet beceriksiz, bir işi çözemiyor gibi konuşuluyor. Son anda hamlesini yapıyor. İşte ben çözdüm bunu diyor. Madem bu kadar konuştunuz, madem bu kadar talep var, biz bu konulara duyarsız kalmıyoruz diyor. Çözüyoruz diyor. Biz emeklinin yanındayız. O zaman Temmuz ayında da ciddi bir zam yapacağını vaat etmesi gerekiyor. Mart'ta zam yapılıp da Temmuz ayında hiçbir şey yapılmazsa yine emeklilerin hali yine duman olur. Emeklilerin hali gerçekten de zaten şu anda duman. Bundan sonra seçim yok. Emeklilerle ilgili bakın Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yaptı en son. Dedi ki hocam siz bitirin, biz şurada kaldık, orası önemli, devam edelim. Biz de enflasyonu ezdirmedik ve ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Bu büyümeden emekliler her zaman hakkını almıştır dedi. Hissedilen enflasyona göre mi, resmi rakamlara göre mi acaba? Ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu doğru bir ifade değil. Çünkü 2008 yılında büyümeden alınan pay %30'a düşürüldü. %70'ten %30'a düşürüldü. Yani hükümet büyümeden emeklilere verdiği farkı düşürdü. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ülkemiz büyüdükçe büyümeden emekliler hakkını almaya devam edecek. Ama bu mümkün değil. Yasal olarak mümkün değil. Çünkü yasal olarak bunun önüne geçtiler. Ülkemiz şu anda büyüme rakamları %5 açıklanacaksa %5'in %30'u kadar emekli aylıklarına yansıması var. Büyümenin tamamı kadar bir yansıma yok. Yani bu ifadeler de ezberlenmiş klişe kelimeler ve altı boş. Bir taraftan da birileri çıkıp da evet siz büyümeden farkı vereceğinizi söylüyorsunuz ama bunun için yasayı değiştirdiniz, 2008'de vermeyeceğiz dediniz. Yani hükümet kendisi bir yasal düzenlemeyle bu hakkı vermeyeceğini ifade etti. Bunun da değiştirilmesi gerekiyor. Yasalarda da ayrıca değişiklik olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediğinin doğru olabilmesi için sadece sözde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekli aylıkları hesaplama sisteminde de büyüme farkı, gelişme farkı hesaplama sisteminde de bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Aksi halde bugünkü konuyu biz 7. ayda konuşacağız, Ocak'ta konuşacağız, Temmuz'da konuşacağız, Nisan'da konuşacağız. Köklü bir değişikliğin de olması gerekiyor ki bir taraftan sistem de sürdürülebilir bir sistem de kendini yenileyebilsin, devam edebilsin. Anlık böyle açıklamalarla bu iş olmaz sadece. Hocam siz şurada kalmıştınız Özgür Hocam, onu bir netleştirelim. En düşük emekli aylığına ilişkin bir açıklama yok. Diyorsunuz ki doğru anladıysam düzeltin beni yanlışsa. Şimdi bu %40 ister %37,57 verin, ister 42,6 verin, isterseniz %50 verin. Bu kök aylık düşükse ne verirseniz verin zaten 10 bin lirayı aşmıyor. Dolayısıyla bu verilen zamların düşük emekli maaşlarına bir etkisi yok. Yine en düşük emekli maaşını 10 bin lira almaya devam edecek. Yaklaşık 6 milyon emekli. Doğru mu? Şu anda. Tüm emeklilere etkisi yok diyemeyiz. 6.700 liranın üstünde olanlara etkisi var. 6.700 liranın ve 6.700 liraya kadar kök aylığı olanlara en ufak bir etkisi yok. Hı. O kişiler %37,57, %42,6, %49,25 fark etmez. Hepsinde yine 10 bin lira alırdı ama 6 bin liranın üstünde fark ediyor. Mesela 10 bin lira emekli aylığı alan birisinin aylığı 3.757 lira artacaktı. 42.6 ile beraber 4.260 liraya çıktı. Şimdi bir miktar daha arttırdılar. 4.925 liraya çıkmış oldu. Yani normalde 4.260'tan 3.000
757 lirayı çıkartırsak birinci artış %5 ekstra verdikleri zaman 10 bin lirada 503 lira fark etti. İkinci artış verildiği zaman 10 bin lirada değişime baktığımız zaman 10 bin lirada 1168 liralık bir değişim oldu. 13.757 lira yerine 14.925 lira alacak emekli. 1168 lira %11.68'in karşılığında 10 bin lirada 1168 liralık bir değişim oldu. Yani dul yetim aylığına 6.700 liranın altında olan kök aylığına bir etkisi olmadı. Olmadı. Şunu söyledim sürekli. Sürekli şunu söyledim. Oransal artışın çok da bir anlamı yok. Bakın, böyle kaç kişi var hocam? 5-6 milyon mu? 6.706. Türkiye'de emeklilerin büyük bir bölümünün kök aylığı belki %60'ından daha fazlasının kök aylığı 10 bin liranın altında. Yani emeklilerin büyük bir bölümüne yaklaşık 3 milyon, 3,5 milyon emeklinin aylığında hiçbir değişiklik olmayacak. Yani oransal artışın hiçbir emekli aylığına katkısı olmayacak. Diğer kişilerde de 10 bin liraya kadar olanlarda 1168 lira. Aman aman bir fark ortaya çıkmadı. Burada beklenti 8077 lira seyyanın artış yönündeydi. Aynen. 20 bin lira, bakın 20 bin lira aylıktaki fark 2366 lira. Türkiye'de 20 bin lira aylık alanların oranı çok az. Yani 15 bin liranın üstünde emekli aylığı alanların oranı zaten %15 civarında. Aynen öyle, çok az. %85, 15 bin liranın altı. Öyleyse yüksek oranlı, bakın oranlar, rakamlar bizleri çok yanıltıyor. İşte %37.57 değil de %49.25 verdik. Tamam, verdiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi de oldu. Bin lira da önemli bir rakamdır. Ancak bu ekonomik krizde artık 500 lira 50 lira demek. Bin lira 100 lira demek. Tabii. Yani bunu böyle algılayarak bizim anlatmamız lazım. Bin lira artış yaptık. Bin lira artış 2 yıl öncenin 100 lirası. 100 lira değerinde. Şu anda otopark fiyatları 500 lira. Bakın, bir otopark fiyatı 500 liraya arabanızı koyuyorsunuz. 2 saat 350 lira. 500 lira. Araba yıkatıyorsunuz. Her değerini yitirdi. 350 lira oldu. Bir de yıka diyorsunuz, gitti 700 lira. Bu nedenle de seyyanen artış dışında oransal artışın bir öneminin olmayacağını biz aylardır anlatmaya çalıştık. Hükümet de inat ediyor şu anda. İşte rakamlarla biraz arttırıyor. Olmadı mı biraz daha arttıralım. Olmadı mı biraz daha arttıralım, ama böyle olmaz. Yani devletin kuralı vardır. Devletin kuralı vardır. Enflasyon verileri açıklanır. Enflasyon verilerine göre gerçek enflasyonu açıklarsınız. Gerçek farkı verirsiniz. Büyümeden farkı verirsiniz. Emekli aylıkları kendi seyrinde değerini bulmalı. Yani piyasada her şey nasıl kendi seyrinde değerini buluyorsa, emekli aylıklarında da öyle bir sistem olmalı ki kendi seyrinde emekli aylıkları değerini bulmalı. Hiç kimsenin iki dudağı arasında emekli aylık belirlenmemeli. Sizin Bağkur hesabınız da mesela birçok şeyi anlatıyor. Dün onu konuştuk biz. 25 yıl Bağkur, 9000 gün prim ödüyorlar. Onu biriktirseler bugünkü rakamla aylık 60-65 bin lira faiz alırlar diyorsunuz. Ama şöyle, şimdi 10 bin lira emekli maaşı alacaklar. Hadi oldu olsun 14.925 lira. Yani şu anda Bağkur'da her ay... Biz bu hesabı yaptığımızda mesela bugünkü değerlerden 1 milyon 700 bin lira gibi bir para veriyorsunuz. Evet. 10 bin lira emekli aylığı almak için, ama her ay Bağkur değerindeki, Bağkur'un değerindeki rakamla her ay gidip altın alsanız 1 milyon 700 bin liranız olmaz ki. 5,5 milyonunuz olur. Tabii. Dolar almış olsanız da o kadar. Evet. Yani altın, özellikle gidip altın alsanız o 1 milyon 700 bin de 5,5 milyon olur. Sizin oradaki kazancınız 60-70 bin lira da olmaz. 200 bin lira olur aynı kazancınız. Bu nedenle işte sosyal güvenlik sistemi özendiriciliğini kaybetmeye başladı. Özendirici bir sistem olmalı. Çalışırken emeklilik hayali kurmak devlete çok yararlı bir durumdur. Özel sektöre de yararlıdır. Çünkü emeklilik hayali kuran birisi uzun süre çalışır,
düzenli çalışır, disiplin içinde çalışır, primlerinin ödenmesini ister, devletin kasasına para girmesini sağlar, iş yaşamını da bir denge içine sokar. Ama siz emeklilik sistemini özendirici olmaktan çıkartıyorsunuz. Çalışma sisteminde kayıt içi çalışmayı özendirmiyorsunuz. Bir paylaşım daha yapmıştım dün mesela. Emekli olduktan sonra devlet çalışmaya izin veriyor. Evet. Çalışıyorsunuz. Evet. Sosyal güvenlik destek primiyle çalışıyorsunuz. Evet. Her ay devletin kasasına asgari ücretle çalışan bir emekliden dolayı 6400 TL para giriyor. Bu 6400 TL'nin o kişiye hiçbir yararı yok. Bakın 1 gram 1 TL yararı yok. Türkiye'de şu anda 8 milyon emekli çalışıyor. Kayıt içinde gözüken emekli sayısı 1 milyon 800 bin. İş bulsa, sağlığı el verse bütün emekliler çalışacak zaten. Şu anda emeklilerin büyük bir kısmı kayıt dışı çalışıyor. Primlerini tamamlayanlar kayıt dışı çalışıyor. Asgari ücretin üstünde 2 kat, 3 kat aylık almasına rağmen asgari ücrette gözükenlerin sayısı bir hayli fazla. Özellikle bakın ne diyoruz? 4500 lira kök aylığı olan 10 bin lira alacak. 6000 lira kök aylığı olan 10 bin lira alacak. 6700 lira kök aylığı olan 10 bin lira alacak. 7000 lira aylığı olan birisi 10500 lira alacak. Şimdi 4500 lirayla 7000 lira arasında 2 kat, 2,5 kat fazla prim yatırması gerekir ki kök aylıkları bu kadar değişsin. Emekliler kat... arasında eşitliği de sağlamış olmuyorsunuz. Dul yetimler ne kadar alacak hocam? Dul yetim aylığı alanlar? Dul yetimlerde, dul yetimlerin büyük bir bölümü 10 bin liranın %25'i, %50'si ve %75'ini alacak. Dul yetimlerde bu rakamlar çok değişmez. Yani ayrıca 49.25 olması dul yetimlerin aylıklarının belki %5'ini, %10'unu etkiler. 7550 alırlar yani. %90'ının aylığı değişmeyecek. Çünkü Türkiye'de dul yetim aylıkları bir kişi sağken, hayattayken kaç günü, prim günü varsa o prim gününe göre kendisine kaç lira aylık bağlanıyorsa dul yetimlere bu aylıklar bağlanır. 10 bin liraya tamamlanacaksa 10 bin liraya tamamlanır. Ancak dul yetimlerin hisseleri oranında kız çocuklarına %25. Onlara da çok bir etkisi olmuyor bu artışların. Yani %25, %50, %75 alacaklar için çok da bir değişiklik olmayacak. Oransal bir artışın emeklilere yarar yok. Hiç kimseye yarar yok diyemeyiz. Yararı olan kişilere de bu rakamların bir faydası yok. Yani %37.57 yerine %49.25 olduğunda bakın 20 bin lira emekli aylığı olan birisinde sadece bu fark 2.300 lira emekli aylığını arttırmış oluyor. Zaten 20 bin lira alan kişilerin oranı az. Altında olanlara daha az oranda bir fark verilmiş olacak. Yani 1000 lira civarında 7 bin liranın üstünde olanlara da işte 300 lira, 500 lira, 800 lira, 1000 lira, 1100 lira gibi 37 ile 49.25 arasındaki farkları söylüyorum. Yoksa 42.6 olarak açıklandı. Onun üzerine %6.68'in yansıması 300 lira, 500 lira civarında bir yansıması olur. Hocam bir de şöyle bir şey var. En son onu söyleyeyim. Sonra siz söylemek istediğiniz varsa daha fazla vaktinizi almayalım. Zaten hani acil bize anlatır mısınız diye rica ettik. Sağ olun, kırmadınız. Şunu soracağım. Bir de memurlara seyyanen zam yapıldı. Şimdi diyelim ki bir memur öğretmen ya da işte bir memur diyelim, öğretmen demeyelim. Öğretmenlerin maaşları da çok konuşuluyor, hale geliyor. 40 bin lira alıyor. Emekli olduğunda seyyanen zam aldığı için, kök maaşına yansımadığı için otomatikman emekli maaşı 20 bin mi altına düşecek? Yani siz emekli olduğunuzda böyle 5 kat birden yere çakılıyorsunuz. Şu anda bakın EYT yasası çıktı Ebru Hanım. EYT yasası sonrasında toplamda 2 milyon kişi emekli oldu. Bu 2 milyondan devlet memuru olup da emekli olanların sayısı 20 bin civarında. Devlet memurlarından 20 bin emekli oldu. O 20 binin 5 bini falan da pişman oldu aylık bağlandığı zaman. Niye emekli oldum ki? Tabii, nereden emekli pişman oldum? Sonra da geri dönüşünü yapamadı. Tabii. Arada yani uçurum oluyor.
devlette çalışan bir kişinin emekli olması kendisine hiçbir yarar sağlamaz. Çalışırken aldığı aylığın yaklaşık 1/3 civarında bir emekli aylığı alır. Devlet memurlarının aylıklarına da, devlet memuru emeklilerinin aylıklarına da seyyanen 8077 lira verilmedi. Toplumda sanki şöyle bir algı oldu. 8077 lira memurlara verildiği için memur emeklilerine de verilmedi sanıyor insanlar. SSK, Bağkur, emekli sandığı hiçbir emekliye seyyanen artış yapılmadı. Sadece devlet memurlarına yapıldı. Devlet memurlarının da emekli olması artık böyle gereksiz bir durum oldu. Emekli olmayacak. 65 yaşına kadar devlette bulunacak da emekli olmazsa, mesela öğretmen emekli olmazsa, 65 yaşına kadar beklerse arkada binlerce öğretmen, o kişinin öğretmen adayı ya da öğretmen olmuş, mesleğine başlamak isteyen kişi, o kişilerin emekli olmasını bekleyecek. Şimdi düşük aylık alacağı için 65 yaşına kadar emekli olmayacak. Sırf aylıktan dolayı, bakın, verim konusuna da bakmak lazım. Peki bu kişiler eğitimde çoluk çocuğumuza ne kadar verimli olabilir? Amaç eğitime daha iyi, sağlıklı bir eğitim vermek değil. Bakın, geçimini sağlaması için emekli olmaması gerekiyor. Meslek aşkıyla falan değil. Geçimini sağlaması için. Öyleyse genç, arkada bekleyenler var, hevesli gençler var, idealist gençler var. Öyleyse onların önünü biz açamayacağız. Onlar beklemeye devam edecekler. Devletten kimse emekli olmaz bundan sonra. Olmaz, olmaz. Gerçekten olmaz. Sonra emekli maaşları zaten böyle herkesin eşit erir gider. Emeklilik de bir anlamını yitirir. Bireysel tamam, emeklilik sistemine de zarar vermeye başlarsınız. Konusunu, dolarizasyonu falan da engelleyemezsiniz yani bu sistemle. Büyük ihtimalle böyle olacak. Seçim haftasına kadar ayrıca emekli aylıklarına seyyanen artış olur mu? 2000 lira verilir mi? 3000 lira verilir mi? Onu konuşacağız. 4000 lira verilir mi? Seçim haftasına kadar bunu konuşacağız. Son bir sorun var kısa. Mesela burada ben biraz önce ev satış fiyatlarını ve kira fiyatlarını söyledim. Bu da minimum fiyatlar. Yani bu fiyatlara da kira, mesela Türkiye genelinde 13 bin, İstanbul'da 15 bin. Ev bulmak çok kolay değil. Emekli maaşları da işte 6700 liranın üzerinde alanlar biraz 10 bin liranın üzerine çıkacak falan. Çok fazla bir değişim olmayacak bir süre emekli için. 49,25'lik oran. Yani bu kiralar, bu fiyatlarla mesela hissedilen enflasyonla %129 ya da çarşı pazarda gördüğümüz ıspanak fiyatıyla 9 liradan 50 liraya çıkmış, 40 liraya çıkmış. Şimdi böyle baktığınızda normal mi bu? Yani her ülkede böyle mi? Yani kiranın çok altında, açlık sınırının altında emekli maaşları mı alıyorlar? Böyle midir emekli maaşları? Emekli aylıkları düşüktür. Diğer ülkelerde de düşüktür. Almanya'da da düşüktür. Ancak emekli aylıkları bir kişinin zorunlu ihtiyaçlarını gidermeye yeter. Zorunlu ihtiyaçlarını. Bizde kiraya yetmiyor. Bir de Almanya'da mesela sosyal yardım diye bir şey var. Türkiye'de tam anlamıyla biz bu sosyal yardımı uygulayamıyoruz. Mesela Almanya'da ya da İsviçre'de yaşıyorsunuz. Sizin aylığınız, emekli aylığınız Türk parasıyla, ben söyleyeyim, 10 bin lira. Ama sizin yaşlınız var, öğrenciniz var, işte hastanız var, eviniz kira, giderlerinizi karşılayamıyorsunuz. Oraya gidip doğru beyanda bulunuyorsunuz. Benim toplam yaşam maliyetim 13 bin lira diyorsunuz ama ben 10 bin lira alıyorum. Ayrıca size 3 bin lira daha veriyorlar. Bunu alabiliyorsunuz. İşte Türkiye'de ayrıca bu yok. Türkiye'de gidip diyorsunuz ki ben geçinemiyorum, size kömür gönderiyorlar. Makarna verebilir. Mesela makarna veriyorlar. Ya da çoluğunuz çocuğunuz var mı diye soruyorlar. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Elin ayağı tutuyor kardeşim. Git çalış. Git çalış. İş bulsa çalışır iş insanlar zaten. Ne yani zamana kadar çalışacağız? Zor yani. Biliyorsun? Rahat nefes yok. Bakın bu sistemde, bu sistemde ölene kadar çalışacağız. Bakın ölene kadar. Eğer ki kira geliri yoksa, mülk geliri yoksa, babadan dededen bir şeyler kalmamışsa, evet, sadece kazandığıyla çoluğunu çocuğunu kendi masraflarını karşılayabiliyorsa, ayrıca bir geliri yoksa, toplumun büyük bir kısmının da böyle bir geliri yok, çalışmak zorunda. Peki. Geçimini sağlamak için emekli olsa da çalışmak zorunda. Ne zamana kadar çalışmak zorunda? Ölene kadar çalışmak zorunda. İnsanlar Türkiye'de
emeklilik kavramı artık değişti. Emeklilik demek sistemin dışına çıkarsınız, aylığınıza zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılarsınız, sistemin de dışında kalırsınız. Türkiye'de emeklilik bir sosyal yardım oldu. Bu sosyal yardımla beraber geçiminizi sağlamanız için de evinizde yoksa öğlene kadar çalışmak zorundasınız, yoksa dışarıda kalırsınız. Biz onu anladık hocam zaten. Siz de gayet iyi anlattınız. Zor yani hayatım. Hocam çok teşekkür ediyorum Özgür hocam. Ben sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.